Güzel bir bilgi yok o yüzden dümdüz üçgen eşitsizliği yapabiliriz. Soldakinden bakarsak X 9 ile 1 arasında arkadaşlar sağdakinden bakarsak 10 ile 4 arasında bu ikisini de sağlaması için küçüklerin büyüğünü alıyoruz. Büyüklerin de küçüğünü alıyoruz 4 ile 9 arasında oluyor. Haliyle 9'dan 4 çıkar 5 bir daha çıkar 4 tane değer için sağlanır D şıkkı. Güzel bir durum yoksa ilk kenarın toplamı diğer kenardan büyüktür arkadaşlar. Bu yüzden bu olduğu gibi çıkar. B artı C A'dan büyüktür. Burada da bakın B artı A büyüktür C olacağı için C eksi B artı A parantezinde çıkması gereken nedir? Eksiyle çarpılıp B artı A eksi C şeklinde çıkmalı. C'ler gitti. A'lar da gitti. 2B kaldı. B şıkkı. Şimdi burada ac arkadaşlar neyden küçüktür? AC'ye x dersek x arkadaşlar 6'dan küçük. Sonra AD'ye de y dersek y de arkadaşlar 8'den küçük. Başka bize bir bilgi verilmiş mi? Hayır. ACD üçgenin kenarları birer tam sayı olduğuna göre şimdi x en fazla 5 olur. Y en fazla 7 olur. Pardon, şunu düzeltiyorum. Burası 5, burası 7 ise Burası da 12'den küçük olacağına göre CD kenarı en fazla 11 olur arkadaşlar. Tam sayı demiş çünkü. 12, 11 daha 23 oldu C şıkkı. Tam sayı diye dediği için değer veriyoruz. Yoksa arkadaşlar önce eşitsizlik yapıp toplayıp sonra değer veriyoruz. Basit eşitsizliklerden hatırlayın lütfen. 60 derece olsaydı demek lazım. 60 derece olsaydı 6. O zaman 6'dan büyük bu. Sonra 90 derece olsaydı 6 kök 2 olurdu ama 90 dereceden küçük demiş. O zaman 6 ile 6 kök arasında. 6 kök 2 nedir? Kök 72. Demek ki 7 olur, 8 olur. Bu kadar. 9 olursa kök 81 oluyor çünkü 2 tane değeri var. Aşık. İçeride olduğu için BDDEC e, mantık olarak arkadaşlar AB ve AC toplamından küçük olacaktır. Dolayısıyla 19 olduğundan B, D, D, e, e, toplamı da 18 olur maksimum. Sadece yapacağımız yorum bu. Çünkü bakın şöyle göstereyim. Bunu uzatsanız bile şöyle T deseniz bile B, T, T C'den küçük olduğuna göre B, D, D, e, e, C hayli hayli küçüktür. O yüzden 19'dan küçük 18D şıkkı. Yüksekliği büyük olan kenar daha küçüktür arkadaşlar. Burada tam tersi bir durum vardı. Çünkü yardımcı elemanlar büyüdükçe kenarlar küçülüyordu. Dolayısıyla hc küçüktür hb demek böylece b kenarı c'den büyük demektir arkadaşlar. b kenarı da gördüğünüz gibi b açısının karşısı 2x 1 c kenarı da c köşesinin karşısı. Bu yüzden 2x 1 6'dan büyük olacak. x 7 bölü 2'den üç buçuktan büyük olur. Bu arada iki kenarın toplamı haliyle tabii ki neyden büyük olacak? Kenardan büyük olacak. 15 16 büyüktür 2x, 8 büyüktür x. x'in alacağı değerler böylece 4, 5, 6, 7, 4 tane olur C şıkkı. Bölgesinde bir nokta dediğine göre bir kere 16, 5 artı x'ten büyüktür. Bu yüzden 11'den küçüktür x. Aynı zamanda iki kenarın farkından da bu BDC üçgeninde büyük olacak. 13 eksi 5, 8 yapar. 8'den de büyük. Demek ki 10 olabilirmiş. 9 olabilir. Başka da değer olamaz. 2 tane B şıkkı. Eğer 90 olsaydı B A'dı arkadaşlar. 25 artı 49'a eşit olacaktı. Ama 90'dan küçükmüş. 90'dan küçük olduğuna göre kenar biraz daha küçük olur. Yani 25 49 daha x kareden büyük olmak zorundadır. Aynı şekilde normalde bakın eğer 90 olsaydı burası 36 artı 16 52 olacaktı. Kök 52 olacaktı x ancak 90'dan daha büyük bakın daha geniş açı. Yani x büyüktür kök 52. Buradan da o zaman 25 49 daha 74 yapar. Kök 74 ile kök 52 arasında sadece 8'in karesi olan 64 var. O da e şıkkı bir tane yaptı. Tabana dik şöyle bakın 3 3 olur. Bir üçgende hipotenüs en büyük kenardır. Bu yüzden 11'den büyük olacaktır. Alacağı en küçük değer 12 E şıkkı. İkiz kenar üçgen soruları açı kenar bağıntısıyla birleştiği zaman aslında biraz böyle tabana dikindirme değildi arkadaşlar. Bu daha çok dar açı geniş açı ilişkisidir. Çünkü ikiz kenar bir üçgende taban açıları dar olmalı. Sebep dar olmadığını düşünün. Buralara 91 yazdığınızı düşünün geriye ne kalıyor bakın eksi 2 böyle bir saçmalık oluyor. O yüzden dar açı olmalı. Dar açı olduğu için bu açı ne olur? Geniş açı. Dolayısıyla artık şunu görmeniz gerekiyor. Eğer geniş veya dar olduğunu bilirseniz bir açının orada 90 derece yorumu yaparız önce. 90 derece olsaydı böyle deriz. Geniş açı olduğunda ise bakın fark ediyor musunuz? Karşıdaki kenar büyüyor. O zaman burada 6, 8, 6, 8 yazayım. Eğer dik üçgen olsaydı 6'nın karesi 8'in karesi x'in karesine eşit olacaktı. Ama gördüğünüz gibi şöyle yapayım tek şekilde görün. 90 derece olsaydı 6, 8, 10 olurdu. Ama bakın bu x 10'dan daha büyük geldi. Bu yüzden de kuralımız nedir? Geniş açı olduğunda x kare Pisagor'un daha büyüğü olur. Bu yüzden de x büyüktür 10 x en az 11 olacaktır. D şıkkı. Şimdi hemen bakalım bir. A kenarı 16. Şöyle A köşesinin karşısı. B açısı 60 derece. Burası da 14 oldu arkadaşlar. Şimdi burada C açısını bilmiyoruz ya. C açısı eğer geniş açı olursa böyle bir dikindiririz. Dolayısıyla buradaki e, şu AC kenarı 14 olduğundan dolayı buradaki AB kenarı farklı bir kenar olur. Sonra arkadaşlar eğer C açısı dar açıysa 60 derecenin karşısından böyle dikindiririz. Böylece bu AB kenarı farklı bir kenar olur. O yüzden iki tane üçgen çizebiliyorum bakın bu gitti. Sonra 3, 4, 5 üçgen demiş. Zaten üç kenarı da bilinen sadece bir üçgen vardır. O yüzden bu bildiğimiz 37, 53, 90 üçgeni aslında. A 108 bakalım A 108 sonra bunun karşısı olan kenar 6 birim sonra B açısı diyelim burası 8 birim ve C ve karşısını bilmiyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar burada yine şimdi 108'in karşısı verilmiş evet 6 8 de verilmiş tamam ama C açısını bilmediğimizden veya C kenarını bilmediğimizden bu üçgenin yine nasıl bir üçgen olduğunu bilemeyeceğiz. Bu yüzden bu da soru işareti cevabımız yalnız 2 B şıkkı. Enteresan bir soru. ilk bakışta e, hemen yapılamayabilir soru. O yüzden şöyle bir yorum yapacağım arkadaşlar. Burada benzetmek için sağdan 7 görüyoruz ya. Soldan da bir 7 birim indireceğim. Burası da 3 birim. Şöyle buraya da 2 birim olsun. Şimdi kendim bunu niye çektim? Sağdaki ile soldaki üçgen aynı olsun. Böylece ATD üçgeni ile bakın kendim yaptığım için. AEC üçgeni direkt eş üçgenler oldular. Böyle olunca şu açı arkadaşlar alfa. Bu açı alfa geniş açı bunlar. Sebep? Çünkü ADE üçgeninde bu açı dar açı. O zaman alfa geniş açıysa buradaki beta alfadan da büyük olduğu için beta hayli hayli geniş açıdır. Geniş açıda x kare büyüktür. 2'nin karesi artı 7'nin karesi olur. Yani x neyden büyük olacak? 49, 4 daha 53, kök 53'ten büyük olacak. Kök 53'e en yakın tam sayı değeri nedir? 8. Yani A şıkkı.